Merhaba tekrardan. Bugün ben size Upschool Capstone projemden bahsedeceğim. Bir movie app'i, bunda da şey olarak, API olarak da The Movie Database'i kullandık. Öncelikle ben kimim ondan başlayayım. 1997 yılında Ankara'da doğdum, Mart ayında. Daha sonra lisemi, İlkokulumu, her şeyim Ankara'daydı. Üniversiteyi kazandığımda farklı bir şehre gittim. O da zaten Ankara'dan çok uzak olmayan Eskişehir'de. 2020 yılında da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra bir iş arayış süreci geçirdim. O arada sürekli başka şeylere de bakıyordum. Ben ne yapmak istiyorum diye düşünüyordum. Yüksek lisans yapmaya, öğrenciliğime devam etmeye karar vermiştim aynı zamanda. Daha sonra sınavlara girdim. Puanlarım hazır olsun ki tekrar başvurular başladığında başlayabileyim diye. Tam o arada ilk iş deneyimim olan bir yazılım firmasında işimi buldum. Mayıs 2021. İşimi buldum ama işim beni tam olarak istediğim şekilde değildi. Çünkü iş analistiydim ama ben yazılım da yapmak istiyordum. Tekrar arayışlara başladım. Dedim hani ben eğitim ilk önce kendimi daha çok geliştirmeliyim. Yüksek lisansımı da bu arada yapabilirim ve kendim geliştirmeye devam edebilirim derken Upschool'u gördüm. Ve Upschool'a başvurdum. Upschool başvurum 2021 Ekim'de sonuçlandı ve derslerimiz başladı. Şu anda mezuniyet sunumumu yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok zor bir süreçti. Aynı zamanda o ara yüksek lisansım da başladı. Her şey bir anda olduğu için biraz sıkıştım tabii ama bu bana çok güzel dersler de öğretti. Onlara artık soft skill kısmında değinir. Öncelikle Navbar'dan bahsetmek istiyorum. Burada Upschool'a basıldığında home sayfasına gidiyor. Popular basında popular komponentine, top-rated'a basında top-rated komponentine yönlendiriliyor. User avatar basında da login page'e gidiyor. Burada login oluyorsunuz. Login page komponentinde de login olduğunuzu login page komponentinde bahsedeyim. Birazdan onu da bahsedeceğim. Burada çektiğim avatar da GitHub'daki avatarımdan çekiyorum. Login page'de bu styled component ile tasarlandı. Sign in butonuna basıldığında local storage'deki bilgileri kontrol ediyor ve eğer username ve password doğru ise profil komponentine, yanlış ise de error page komponentine navigate ediliyor. Burada göstermedim ama şey de var, validate edin, hani hiçbir şey yazmadan basarsanız lütfen bu bilgileri girin diye onu da kontrol ediyor. Eğer boşsa. Profilde de bu bilgiler rastgele oluşturuldu. Çünkü ben Redux'la kaydetmek istiyordum. Redux'ı projemin en sonuna bıraktım. Şu an onunla yapamadığım için bu bilgileri rastgele bir make data diye bir sınıfla kendim oluşturdum. Bunu listelerken de React Table'ı kullandım. Burada ikonlarda da gördüğümüz favoriler ve yine gördüğümüz scene list olan ikonları da görebiliyoruz. Home sayfasında iki tane section'ımız var. Bunlar Discover ve Trending. Discover için de Discover Endpoint'ine Use Effect içerisinde istek atıyorum. Daha sonra bunları slider ile bir tane slider var. Altta noktaları da gözüken. Bu içeride kart yapısında listeliyorum. Bu kartları da Bootstrap'te oluşturdum. Bunları title'ını, release date'ini ve image'lerini props olarak gönderiyorum karta. Daha sonra trending için de yine endpoint'te bilgi gönderiyorum ve bunu use effect'le ilk defa değil de data değiştiğinde yapıyorum. Bu data nasıl değişiyor? Time data'da yandaki butonlara basıldığında değişiyor. Bunu değişkeni week veya day olarak gönderiyorum. Default değeri de day olarak belirledim. İlk olarak day'ler geliyor, yani today olanlar geliyor. Daha sonra last week'e basıldığında last week geliyor. Ayrıca bu buton grup tasarım içinde MUI komponentini kullandım. Tasarım dizaynı. Direkt şeylere basıldığında homepage'de, kartlara basıldığında detay sayfasına gidiyor. Burada detay sayfasında ilk olarak movie name'i, daha sonra overview'ini, release date'ini ve türünü görebiliyoruz. Türü başka bir endpoint'ten çekiliyor. Crave de aynı şekilde yine başka bir endpoint'ten çekiliyor. Movie ID ile bunlara ulaşabiliyoruz. Daha sonra alt kısmında burada cast ekibini görebiliyoruz. Yine burada da use params ile alınan bir detay bilgileri endpointine değişken olarak gönderiyorum. Oyuncu yönetmen bilgisini dediğim gibi yine başka bir endpoint'ten çekiyoruz. Bu
Kast içinde yine bir kart yapısı var. Bu normal kart yapısından farklı olduğu için bunu da style component ile farklı bir kast kart olarak tanımladım. Revis de yine başka bir endpoint'ten çekiliyor. Hepsini bir arada gösterebiliyoruz. Search section'da da burada yine input'taki value'yu query olarak endpoint'e gönderiyorum. Daha sonra Debounce ile de bu gönderimin belli bir milisaniye sonra burada input'ta bir değişiklik olduktan sonra 500 milisaniye sonra gönderilmesini sağlıyorum. Sort filter page'de de burada aslında yapmak istediğimizden daha farklı bir şey yapıyoruz. Burada aslında popülerle top-rated'ı filtrelemem gerekiyordu ama ben ilk başta yanlış anladığım için şu an discover olan şeyleri filtreliyor. Filtrelemeyi A'dan Z'ye, release date'inin en yukarıdan en aşağıya doğru ya da popülaritesine göre sıralayabiliyoruz. Tarih de seçebiliyoruz release date için. Altta da cümlelerimiz bulunuyor. Türlerine göre arama yapıyoruz. Bunların hepsini seçtikten sonra search'e bastığımızda altta tekrar results olarak listeleniyor bu filmler. Yine bunlar da bir slider'ın içerisinde. Benim projem bu kadardı, Capstone projem. Şimdi soft skill'lerden bahsetmek istiyorum. Hangi sosyal becerilerim gelişti? Bence en çok gelişen sosyal becerim kendine güvenmek. Çünkü en başta çok kendime güvenmiyordum. Sanki böyle kod yazamıyormuşum gibi, bir şeyler yapamıyormuşum gibi hissediyordum. Ama şu an görüyorum ki yapabiliyorum ve kendime güvenmem gerekiyor. Aslında bir şeyleri başardım. Yani I am remarkable diyebilirim. Bu etkinlik de çok güzeldi. Orada da birçok şeyin farkına vardım. Imposter sendromunun olduğunu farkına vardım. Sınırlarını zorlamak. Kesinlikle sınırlarımı zorladım. Çünkü çok yoğun bir süreçti. Ben işten geldiğimden akşam derslere giriyordum. 11'de bitiyordu dersler. Daha sonra tekrar ödevler olduğunda onlara o arada bakıyordum. Sonra tekrar aynı döngü oluyordu. Hafta sonu da dersler vardı. Kendime çok az zaman ayırabiliyordum. Ama yine de buna devam ettim. Sınırlarımı zorlamalıyım dedim kendimi geliştirmek için. Birden fazla bir işi bir arada yürütmek de çok zordu. Çünkü yüksek lisans da vardı. Orada da ödevler vardı. Burada da ödevler ve dersler hani kendimi geliştirmek için alıştırma yapmak zorunda. Hani pratik yapmak zorundaydım. Bunların hepsini bir arada yürütmeye çalıştım. Şu ana kadar yürütebildim diyebilirim. Grup olarak hangi sosyal becerimiz gelişti? Kesinlikle dayanışma. Hep birbirimize destek olduk. Hep feed forward verdik birbirimize. Cesaretlendirdik aynı zamanda birbirimizi. Yapabilirsin kesinlikle. Yani herkes bir düştüğü nokta oluyordu ama biz bunu grupça diyorduk. Hayır kesinlikle hani çok iyisin, yapabiliyorsun. Sen bu konuda çok geliştin diye sürekli birbirimizi cesaretlendiriyorduk. Ve planlama konusunda hani şunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım diye planlama olarak da birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ya birbirimize mesela pazar günü çalışalım, buna bakalım şeklinde ilerliyorduk. Bu da bir planlama becerisinde geliştirdiğini düşünüyorum. Bundan sonra hangi konuda kendimi geliştirmeye odaklanacağım? Kesinlikle planlı çalışmada biraz eksiğim olduğumu fark ettim. Takvimi çok kullanmıyorum. Takvimi kullanmaya başlayacağım ve planlı çalışma. Yani hafta başından günümü planlamayı düşünüyorum. Bunu hep yapmak istiyorum ama yapamıyordum. Artık bu konuda odaklanacağım. Planlı çalışmanın önemini kesinlikle anladım. Yaptığım şeyleri göstermekten çekinmemeye çalışıyorum. Dediğim gibi hani çok böyle başarılarımı sahiplenmiyordum. Artık başarılarımı sahiplenmek istiyorum. Ben bunu başardım diye göstermek istiyorum. Ve sürekli ilerlemeye devam etmek. Yani ufak da olsa ilerlemeye devam etmek bu işin temeli olduğunu düşünüyorum. Yani bir yerde bıraktığınızda ucu kaçabiliyor. O yüzden küçük de adımlar olsa sürekli ilerlemeye devam edeceğim. Bu alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Up forward diyorum.